Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki iki PKK'lıdan birini Ceylanpınar'da, birini Suriye'de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandığını açıkladı. Suriye'de bulunan üst düzey PKK-PYD-YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla ülkemizde sansasyonel bombalı eylemler yapmak maksadıyla bir grup teröriste özel eğitim verilerek yasa dışı yollarla yurda sokulacağı bilgisi üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı çalışma başlattı. Teröristlerin bulunmasına yönelik oluşturulan özel ekibin yaptığı titiz çalışma neticesinde eylem hazırlığındaki iki PKK-PYD-YPG'li terörist tespit edilerek takibi alındı. Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde biri Resulayn'da, diğeri ise Ceylanpınar'da bulunan iki terörist çok miktarda patlayıcıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Operasyonda uzaktan kumandalı 3 kilogram C4 patlayıcı, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzeneklerle elektronik materyaller ele geçirildi. Sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu örgüt mensuplarına patlayıcıların taşınması konusunda yardım ve yataklık eden 7 şüpheli de gözaltına alındı. Örgüt üst yönetimince metropol iller başta olmak üzere eylem yapmak için talimat verildiği belirlendi. Jandarma tarafından yakalanan iki terörist ve işbirlikçilerinin Suriye'de harekat bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine ve masum sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının failleri olduğu da tespit edildi. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da tırda gümrük açığa 14 bin paket gümrük açığa sigara ile 4600 adet gümrük açığa ampul ele geçirildi. Şanlıurfa'da tırda gümrük kaçağı sigara ve ampul ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sigara kaçakçılığı suçuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi ve Şanlıurfa Kom Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 5607 sigara kaçakçılığı suçuyla mücadeleye yönelik durdurulan bir tırda arama yaptı. Gerçekleştirilen aramada 14.000 paket gümrük kaçağı sigarayla 4600 adet gümrük kaçağı ampul ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da babaannelerine gitmek için evden kaçan 3 kardeş yolda kalınca petroldeki markete sığındı. Market sahibi ise durumu polise bildirdi. Hiçbir şey yapmaz. Polis size hiçbir şey yapmaz. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınındaki bir petrol istasyonunda market işleten Halil Çalışır, gece saat 01.30 sıralarında çocuk sesleri duydu. Dışarı çıkan Çalışır, yaşları 12 ile 15 arasında değişen ikisi kız, 3 çocuk fark etti. Merak ediyorlardı siz şimdi, niye öyle yaptınız değil mi? Durumu anlamak için çocuklara bu saatte burada ne işiniz var diye sorduğunda aldıkları cevap, polise haber ver olunca başlarına bir şey gelmiş olabileceğini düşünen Çalışır içeri alıp ne olduğunu sordu. İftara yakın bir saatte Şanlıurfa merkezden 45 kilometre ötedeki Överler mahallesindeki babaannelerine gitmek üzere ailelerinden habersiz evden ayrıldıklarını söyleyen kardeşler Aligör bölgesine kadar geldiklerini, havanın kararması üzerine korktuklarını ve petrole sığındıklarını belirtti. Başına ilk defa böyle bir olay gelen market sahibi Halil Çalışır kendisine bir yol göstermesi için basın mensubu olan yeğenine haber verdi. Erkek olan da 13 yaşında. Dedim hayırdır, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Bildim ki korkulu, telaşlı bir şekilde bana baktılar ve bana dediler ki polisi ara. Ben de içeri aldım, dedim ki hele gelin, sorun nedir? Nereden geliyorsunuz? Dediler ki biz evden kaçmışız. Ben de oturttum onları. Dedim ki aç mısınız, susuz musunuz? Yok dediler. İlk aklıma yeğenim, onu aradım.
Olay yerine giden yeğeni jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri üşümüş ve korkmuş olan 12 yaşındaki N.A., 13 yaşındaki M.B.A. ve 15 yaşındaki F.A. kardeşleri marketten alıp karakola götürdü. Çocuklara su ve yemek veren ekipler ailesine haber verdi. Geç saatte 3 küçük çocuğu tek başlarına dışarıda gördüğü zaman kendisinin de tedirgin olduğunu söyleyen Halil Çalışır, ailelere çocuklarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Lütfen çocuklarınıza şiddet uygulamayın, çocuklarınıza iyi davranın. Yani bu yaştaki çocuklar her an her şeyi yapabilir. Onun için yani iyi ki benim gibi iyi niyetli insana denk gelmişler. Belki kötü bir insana da denk gelmiş olabilirler. Allah'a şükür yani onları ailesine kavuşturduk. Hiçbir şey yapmaz. Polis size hiçbir şey yapmaz. Afyon'da çalınan traktör jandarma tarafından 26 yıl sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu. Traktörün sahibinin öldüğünü belirlenirken traktörü oğlu aldı. Afyon'da çalınan traktör jandarma tarafından 26 yıl sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi Siverek ilçesi Yonca Kırsal Mahallesi'nde genel kontrol gerçekleştirdikleri sırada park halindeki plakasız bir traktör dikkatlerini çekti. Traktörün kontrollerini yapan ekipler 26 yıl önce Afyon'da çalıntı kaydı oluşturulduğunu öğrendi. Traktöre el koyan ekipler Afyon nüfusuna kayıtlı sahibinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Traktör sahibine ulaşamayan ekipler oğlunu arayarak çalıntı traktörlerini bulduklarını söyledi. Babasının traktörü olduğunu ve çalındığını bile bilmeyen şahıs Siverek ilçesine giderek çekiciye yüklediği traktörü memleketine götürdü. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ceylan Pınar'a gelen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, TİGEM işletmesinde koruma altında olan ceylanlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşanlı bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gitti. Milletvekili Halil Özşanlı Ceylanpınar'da sırasıyla AK Parti ilçe binası, ilçe devlet hastanesi, Ceylanpınar Belediye Başkanlığı ve son olarak Ceylanpınar TİGEM işletmesini ziyaret etti. Milletvekili Halil Özşanlı'yı ve beraberindeki heyeti burada TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Ambar ve Ceylanpınar TİGEM İşletmesi Müdürü Bülent Öztürk karşıladı. Gerçekleşen ziyarette Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti İlçe Başkanı Abdülcelil Doğan Tekin ve çok sayıda vatandaş da eşlik etti. Ceylanpınar TİGEM işletmesinde gerçekleşen ziyarette ceylanların yetiştirildiği alanı ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, asılsız iddialara buradan yanıt verdi. Mesela yaklaşmanız dahi imkansız. Şu an hayvanlar bizi uzaktan gördü, hemen kaçıp gittiler. Sayın Tanal'ın eğer TİGEM'le ilgili olarak veyahut da Ceylanpınar'la ilgili olarak konuşmak istiyorsa kendisine önerimiz şudur. Gelsin Ceylanpınar'da yapılan yatırımları görsün. Gelsin Ceylanpınar Kızıltepe yolunu görsün 70 milyon TL bütçeyle. Gelsin şu an gümrük kapısı yapıyoruz 43 milyon TL bütçeyle. Gelsin geçen seneden beri hizmete aldığımız hastanemiz bir gelsin, oraları bir görsün, onlarla ilgili konuşsun. Eğer konuşmak istiyorsa güzel şeylerden bahsetsin. Eleştirecekse iftirada bulunmasın. Yalan söylemesin. Eksiğimiz varsa söylesin, onu düzeltelim. Yapıcı eleştirilerde bulunsun. Milletvekili Özşanlı konuşmasının devamında Milletvekili Tanalı Ceylanpınar'a davet ederek yapılan yatırımları görmesini istedi. Milletvekili Özşanlı konuşmasının sonunda iddiasını ispatlamayanın şeref yoksunu olacağını belirtti. Fakat iftira başka bir şeydir. Geçen yaz yaptığı iftiralardan ötürü burada İçimizde halkımızın huzurunu kaçırdı. Şimdi aynı şeyi yaparak yine iftiralarda bulunarak buradaki personelimizin, buradaki idarecilerimizin de moral ve motivasyonunun düşmesine sebep oluyor. Buradan ben kendisine sesleniyorum Sayın Tanal. Eğer elinizde bilgi belge var ise burada ceylanların kesilip bürokratlara yedirildiğine dair bu belgeleri açıklamazsanız ve bu iddialarınızı ispatlamazsanız namertsiniz.
Tekrar ediyorum. Bu iddialarınızı ispatlamazsanız şeref yoksunuzsunuz, namus yoksunuzsunuz. Başka da yiyecek bir şey bulamıyorum. Şanlıurfa'da tütün ve tütün ürünleri kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa'da tütün ve tütün ürünleri kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yaptığı belirlenen bazı kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde eş zamanlı 20 adrese düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Viranşehir Belediye Başkanı Salih İkinci, Fethullah Bayram İlkokulu öğrencilerinin fidan talebine kayıtsız kalmayarak onlarla beraber fidan dikti. Sayın Belediye Başkanım, biz okulumuzun bahçesinde fidan dikmek istiyoruz. Bize fidan verebilir misiniz? Fethullah Bayram İlkokulu'nda eğitim gören bazı öğrenciler çektikleri videoyla okullarının bahçesine dikilmek üzere Viranşehir Belediye Başkanı Salih İkinci'den fidan talebinde bulundu. Çektikleri videoyu Viranşehir Belediyesi'nin WhatsApp ihbar hattına gönderen öğrencilerin bu çağrısı anında yanıt buldu. Öğrencilerin çektikleri videoyu izleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve belediye meclis üyeleriyle birlikte soluğu Fethullah Bayram İlkokulu'nda aldı. Öğrenciler tarafından sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Ekinci, daha sonra belediye tarafından tahsis edilen 50 fidanı öğrencilerle birlikte okul bahçesine dikti. Başkan İkinci, yeşil bir Viranşehir hedefiyle çalışmalara gece gündüz devam edeceklerini kaydetti. Hanemizde Fethullah Bayram İlkokulu'ndayız. Buradaki pırıl pırıl güzel öğrencilerimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz bizlerden sosyal medya üzerinden ağaç talebinde bulunmuşlardı. Biz de okulun bu ağaç kampanyasına destek vermek amacıyla ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz, park bahçe görevlerimizle beraber okul müdürümüz, öğretmenlerimizin yanında, öğrencilerimizin yanında ağaç dikimine bugün geldik. Daha yeşil bir Viranşehir içinde çalışmaya devam ediyoruz. Fethullah Bayram İlkokulu'na teşekkür ediyorum böyle bir davette bizi çağırdıkları için ve böyle bir etkinlik yaptıkları için. Daha yeşil Viranşehir için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah kişi başına düşen yeşil alan metrekaremizi de günden güne yükseltiyoruz. Memleketimize, ilçemize, okullarımıza hayırlı olsun diyor. Okul idaresi ve öğrencilerse taleplerine anında karşılık veren Başkan İkinci'ye teşekkür etti. Deva Partisi Eyüp İlçe Başkanlığı gençlerle bir araya gelerek sorunları konuşurken 500 yeni gençle partiye katılım sağlayarak rozetlerini taktılar. Partimize hoş geldiniz. Deva Partisi Eyyubiye İlçe Başkanlığı kentteki ve gençlerin sorunlarını konuşmak üzere ilçe başkanlığında bir araya geldi. Eyyubiye Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Atalan'ın düzenlemiş olduğu programa Deva Partisi Eyyubiye İlçe Başkanı Mahmut İbrahimoğlu, Eyyubiye Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Atala, Eyyubiye Koordinatörü Bilal Ağdayı, Karaköprü İlçe Başkanı Avukat Sabri Yetim, Harran İlçe Başkanı Reşat Özyavuz, İl Başkan Yardımcısı Avukat Davut Seyitoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyesi Kavas Deveci, Kadın Çalışmaları Başkanı Ruken Arkan, parti üyeleri ve gençler katıldı.
gerçekleşen toplantıda Eyyubiyeli gençlerle sohbet eden parti yöneticileri kentin sorunlarını ve gençlerin beklentilerini konuşarak istişarelerde bulundu. Öte yandan yoğun katılımın olduğu buluşmada 500 genç Deva Partisi'ne üye oldu. Gençlerin rozetlerini ise Deva Partisi yönetimi takarak hayırlı olsun temennisinde bulundu. Gençlerle buluşma etkinliğiyle ilgili konuşan Deva Partisi Eyyubiye İlçe Başkanı Mahmut İbrahimoğlu şu ifadelere yer verdi. Deva Partimizin Gözde ilçesi olan Eyyubiye 31 ilden büyük bir ilçe ve teşkilatıyla, gençleriyle, genç nüfusuyla Türkiye'de en önde gelen bir ilçe. Ama maalesef ki gençlerimiz madde bağımlısıyla çok zor durumda. Genele baktığımız zaman Eyyubiye ilçesi sorunların da en büyük ilçesidir. Bu bölgedeki insanlarımız hep geride bırakılmıştır. Bugün Eyyubiye'nin en büyük sorunu olan burada şu anda oturduğumuz yerde Eyyubiye 800 yataklı devlet hastanesi bulunmaktadır. Şu anda çöp kokusuyla balkonda oturuyoruz. Neden? Neden Eyyubiye hep bu şehrin en kötü hizmetini görmekte? Sevgili arkadaşlar, İyi bir eğitim, iyi bir yönetim olur. Eyyubiye gençliğini görünce mutlu olduklarını ifade eden Karaköprü İlçe Başkanı Avukat Sabri Yetim ise şöyle konuştu. Deva Partisi'ne bu kadar yoğun bir ilgi, özellikle genç bir parti olan Deva Partisi'ne gençliğin de bu şekilde teveccüh etmiş olması hakikaten bizim için onur verici bir olay olmuştur. Gençlik Deva'da kendisini bulacaktır. Şimdi Eyyubiye'deyiz. Eyyubiye'de genç nüfusun hem Türkiye'de hem de Urfa'da en yoğun olduğu bir yerdir. Eyyubiye Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Atala da katılım gösteren herkese teşekkür etti. Eyyubiye'nin devası hazır dedik. Startımızı verdik. İlk haftamız oldu atamamız. Gençliğimize katılım yapan misafirlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Akçakale'nin ilk üst geçidinin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya trafiğin daha güvenli olacağına dikkat çekti. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ilçeye inşa edilecek ilk üst geçitte inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda temeli atılan üst geçidin ayakları yükselirken Başkan Yalçınkaya da çalışmaları incelemek için bölgeye gitti. Üst geçidin tasarımı hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Yalçınkaya trafik güvenliğine bir kez daha dikkat çekerek şöyle konuştu. Hastane ile esnaf arasında bir köprü olacak ve buradaki ölümlü kazaları büyük ölçüde önleyecek. Mimari yapısı Urfa taşından ve Urfa mimarisine özgü Harran Üniversite Rasathanesi'nin kuleleri ve Harran evlerinin kubbeleri yani üstünde olacak. Çift asansörlü ve çift merdivenli bir üst geçit olacak. Ve bu üst geçit inanıyorum ki geçmişte yaşanmış ölümlü kazaların tamamını ortadan kaldırılacak. Bu üst geçidin Akçakale'ye ve buradaki esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların evlerinde sağlıklı içme suyunu rahatlıkla kullanabilmeleri için 1453 noktada bulunan su depolarında klorlama çalışması yaptı.
Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da 1453 noktada bulunan su depolarına klorlama sevkiyatıyla vatandaşlara sağlıklı içme suyu temin ediyor. İçme suyu depoları ve su kuyularından faydalanan Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için toplam 1453 adet noktada klorlama çalışması yapan ŞUSKİ ekipleri çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyor. Belirlenen noktalara zor arazi koşullarına rağmen tek tek ulaşarak klorlama çalışmalarını yürüten ekipler, klorlamanın zamanında depolara ve şebekelere aktarımı için 7/24 aktif olarak çalışan otomatik klorlama cihazlarıyla belirli saat ve yeterli miktarda klor dozajlamalarını da sağlıyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından belirli aralıklarla içme suyu temin edilen noktalardan numuneler alınarak ölçümleri hem sahada hem de uluslararası TÜRKAK akreditasyon denetiminden %100 başarıyla geçmiş ŞUSKİ laboratuvarlarında yapılıyor. Haliliye Belediyesi Süleymaniye Milletvekili'nde uzman fizyoterapist ve diyetisyen tarafından kadınlara seminer verildi. Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Merkezlerinde kadınların meslek öğrenimini sağlamaya yönelik yürütülen kurs faaliyetlerinin yanı sıra kadınlara birçok alanda eğitimler veriliyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda hayatın her alanında kadınlara yönelik pozitif ayrıcalık tanıyan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Süleymaniye Milletvekili'ndeki kurslara katılan kadınlara sağlık, aile ve çocuk gelişimi konularında seminerler veriyor. Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı uzman eğitmenler tarafından verilen seminerlerle kadınların bilinçlenmeleri hedefleniyor. Hastalanmadan sana gelsin. Periyodik aralıklarla düzenlenen seminerin son konusuysa sağlıklı beslenme oldu. Olursak o seni dürter. Ya ağrı yapar, ya seni şöyle zıplatır. Uzman diyetisyen ve fizyoterapist tarafından verilen eğitimde kadınların dikkat etmesi gereken noktalar ve beslenmenin püf noktaları aktarıldı. Bugün burada Süleymaniye Millet Evi'nde yetişkinlerde obezite ve sağlıklı beslenme üzerine kadınlarımıza farkındalık eğitimi vermiş bulunmaktayız. Onlardan güzel geri dönüşler aldık. Haliliye Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederiz. Uzmanlar eğitim sonrası kadınların merak ettiği soruları yanıtlarken, kadınlar düzenlenen seminer dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Fizik terapi eğitimler burada veriliyor. Burada bizim ilgilen herkese, bütün hocalarımıza biz teşekkür ediyoruz. Haliliye Belediyesi Mehmet Can Polat'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Verilmiyor. Ve B12 eksikliği çok sık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak koltuğunu kız çocuğuna teslim etti. Hoş geldin prenses. Ay, teşekkür ederim. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu kız çocuğuna devretti. Artık şu an itibariyle belediye başkanımız sizsiniz. Belediye Başkanı'nın koltuğunu devir alan Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Songül İrin'in ilk talimatı, ihtiyaç sahiplerine daha çok destek olunması ve çocuk parklarının yapılması talimatını verdi. Hayır, sadece ihtiyaçları olana yardım etmek isterim. Bir de çocuklara park yapmak isterim, mutlu olmaları için. Tebrik ediyorum seni. Geleceğimiz olan çocuklarımızı daha güzel makamlarda görmeyi temenni eden Belediye Başkanı Ayşe Çakmak şunları kaydetti. Özellikle bir kadın belediye başkanı olarak bir kız kardeşime bu koltuğu emanet etmek büyük bir gurur. Özellikle de hem ailesine selamlarımı iletiyorum. Hocalarımıza çok teşekkürler ediyorum. Ona koltuğu emanet ederken çok güzel dualarda bulunduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda üniversitesini okuduğunda kendine böyle güzel bir hedef koyacak ve inşallah gerçekten de Türkiye'mizde böyle nadide güzel bir idareci olacak diye umut ediyoruz. Kendisine dua ediyoruz. Derslerinde başarılar dilerim. Öğretmenlerin de senden çok güzel bahsetti. Umarım gerçekten de memleketimize böyle iyi bir idareci ve yönetici kazandırırız. Tebrik ediyorum kendisini. Başarılar diliyorum. Geleceği bize.
Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde yolu yapım çalışmalarıyla vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye devam ediyor. Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarıyla vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye devam ediyor. İlçe genelinde 6 mahallede başlatılan doğalgaz çalışmalarının ardından deforme olan ve doğalgaz hattı döşeme çalışmaları için kazı yapılan sokaklar ekipler tarafından bir bir yapılıyor. Daha yaşanılabilir bir ilçe için kolları sıvayan ekipler Hayati Harani Mahallesi, Ruha Mahallesi ve Süleyman Şah mahallelerinde 3 ayrı ekiple deforme olan yollarda kilitli beton parke döşeme çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Doğalgaz test çalışmalarının devam ettiği sokaklardaysa çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yapım çalışmalarına başlanacak. Mahallelerindeki çalışmalardan bulduklarında Betkan Bahar'da müşahileri Başkan Şişa ve Eyüpiye Belediyesi'ne teşekkür etti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Ahde Vefa İftarı programına katıldı. Maneviyatın, huzurun ve sevginin bir arada olduğu mübarek Ramazan ayı nedeniyle AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat mensuplarına yönelik Ahde Vefa İftar Programı düzenlendi. AK Parti ilçe teşkilatıyla sohbet edip taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşanlı ve ilçe başkanı Abdülcelil Doğan Tekin tek tek masaları dolaşıp teşkilat mensuplarının mübarek Ramazan ayını tebrik etti. İftar sonrası selamlama konuşması yapan AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Abdülcelil Doğan Tekin şu ifadelere yer verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar 2023 seçimlerinde büyük bir zaferle, bir heyecanla tekrar sandıkları patlatarak birlik beraberlik içerisinde sonuçlandırmak için sizden destek istiyoruz. Herkesin yolunun, amacının, gayesinin bir olduğunu belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ise şöyle konuştu. Gününden bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan sizler, inşallah Ahde Vefa iftar yemeğine siz teşrif ettiniz, geldiniz. Bundan sonraki süreç de bize aittir. Biz de size layık olmaya çalışacağız. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. 7/24 her zaman emrinize amadeyiz. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da şu ifadelere yer verdi. Bu şemsiyenin altında kim olmuşsa onlarla beraber olmaya, onlarla beraber iftar etmeye ve ilçeleri dolaşmaya karar verdik. Bugün de Ceylanpınar'da inşallah Ceylanpınar Teşkilatı'yla bir araya geldik. Bu davete icabetimiz bizi mutlu etmiştir. Allah var eylesin. AK Parti Teşkilatları böyledir. AK Parti'de dün ve bugün yoktu. Eski ve yeni yoktu. AK Parti'de teşkilatların tamamı daima vardır ve daima yenidir. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşanlı ise şöyle konuştu. AK Partili olmak ne demektir, ne demek değildir, sağ olsunlar en iyi şekilde izah ediyor. Biliyorsunuz BOTAŞ doğalgaz hattını şu an geliştirdi, Ceylanpınar'a yetişti. Ana hat Ceylanpınar'a geldi. Bayramdan hemen sonra Fatih Sultan Mehmet mahallemiz ile 15 Temmuz mahallemize doğalgaz verilmeye başlanacak. Digem'deydik. Daha önce biliyorsunuz 320 dönüm almıştık. Millet bahçesi yapıyoruz. İhalesi önümüzdeki aylarda çıkıyor. Şimdi bugün 800 dönüm daha istedik Digem'den. Ne için? Tokyo'ya konut yaptırmak için, ilçemize otogar yaptırmak için, efendime söyleyeyim, hal pazarı yaptırmak için ve ilçemizle ilgili ne kadar ihtiyaç varsa onları çözmek için. Bozova Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri devam ederken Bozova'nın konuğu ilahi ses sanatçısı Abdurrahman Önür oldu.
Bozova Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Kent meydanındaki etkinlikler Hacivat Karagöz orta yönüyle başlarken ilahi ses sanatçısı Emrah Güneş'in birbirinden güzel ilahi eserlerinin ardından ünlü ilahi ses sanatçısı Abdurrahman Ünül Bozovalılarla buluştu. İkram etmez mi ola sıratım yolu iyidir ya benim deli. Program boyunca gönüllere dokunan ilahileri seslendiren Abdurrahman Ünül'e belediye başkanı tarafından plaket takdim edildi. Ramazan etkinlikleri programı ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Supi Aksoy şöyle konuştu. Abilerimiz hakikaten programa hasret kalmışlardı. Biz sizden önce 3-4 tane program yapmıştık ama tabii sizin namınız değil Türkiye'de. Dünyaya bir kardeşimiz bir olarak. Özellikle ben belediye ekibine teşekkür ediyorum. 4-5 haftada sürekli bu programları yapıyoruz ama hakikaten arkadaşlarımız, ablalarımız, Bozovalılar her şeyin en iyisine layıktır. Neden derseniz Bozovamız küçük bir ilçedir, şirin bir ilçemizdir. Siverek Belediye Spor Bölgesel Amatör Ligi baraj maçında karşılaştığı Akçakale Belediye Spor'u 2-0 yendi. Bölgesel Amatör Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Siverek Belediyespor, Şanlıurfa Süper Amatör Lig şampiyonu Akçakale Belediyespor'la 11 Nisan stadında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında yaptığı ataklarla istediği golü bulamayan Siverek Belediyespor, soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan kırmızı siyahlı ekip, ilk dakikalarda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Ataklarını yoğunlaştıran Siverek Belediyespor, 57. dakikada Tolga Topal'la öne geçti. Tecrübeli golcü sol kanattan ceza sahasına ortalanan topu kafayla rakip filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Ahmet Akat'ın maçın skorunu belirleyen golü attı. Siverek Belediyespor, Akçakale Belediyespor'u 2-0 yenerek balda kalmayı sürdürdü. Maçı tribünden izleyen Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, karşılaşmanın ardından takımı tebrik etti. Önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Çakmak, takımı yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür etti. Değerli izleyenler, Kanal Urfa Ana Haber Bülteni burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.